Merhaba arkadaşlar. Bugün Edebiyat dersinin ikinci videosu ile sizlerle birlikte. Bir önceki videomuzda 21. Föy'de bulunan Milli Edebiyat döneminde romanı işlemiştik. Bugün sizlerle birlikte Milli Edebiyat döneminde roman yazan yazarlarımızın romanlarını ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Ama onun öncesinde bir önceki videoda işlediğimiz Milli Edebiyat döneminde romanı şöyle bir genel tekrar edelim istiyorum. O yüzden föyleriniz ve notlarınız lütfen masanızda hazır olsun. Başlıyoruz. Milli Edebiyat dönemi hangi yılları kapsıyordu arkadaşlar? 1911 ve 1922 yılları arasında kapsıyordu. Milli Edebiyat dönemi hangi makale ile başlıyordu? 1911 yılında Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle başlıyor. Yeni Lisan makalesinde Ömer Seyfettin ve bu derginin etrafında toplananlar neyi savunuyordu arkadaşlar? Sade bir Türkçeyi, Arapça ve Farsça kelimelerden uzaklaşmış, Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmadığı sade bir Türkçeyi savunuyorlar. O zaman biz bu dönemdeki eserlerin dilinin sade olduğunu söyleyebiliriz. Adından da anlaşılacağı üzere bu dönem milli konular işlenecek. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele, ulusçuluk, Anadolu gibi milli konular işlenecek arkadaşlar. Bir önceki konumuzda Servet-i Fünun döneminde roman işlemiştik. Servet-i Fünun döneminde 2. Abdülhamit dönemi baskılarından dolayı yazarlar daha çok bireysel konulara yönelmişlerdi. Bireyin iç sıkıntılarını, bunalımlarını, aşk hayatını anlatmaktaydı. Daha çok hayal-hakikat çatışması vardı. Ama bu dönemde görüyoruz ki baskı yok, sansür yok. O yüzden yazarlar daha çok toplumsal konulara yönelecek. Yazarların toplumsal konulara yönelmesinin sebebi de 1901 ve 1908 yılları arasındaki yoğun baskı dönemi 2. Meşrutiyet'in ilanıyla son buluyor ve pek çok yazar özgür bir ortam içerisinde olduğu için toplumsal konulara yönelecekler. Biz de Milli Edebiyat döneminde bunu göreceğiz arkadaşlar. Ama onun öncesinde bir önceki föyde de anlatmıştım. Fakat sizlere tekrar göstermek altında bu maddelerin önemli olduğunu çiziyorum arkadaşlar. Yeni lisancılar, edebiyatçı cedidecilere yani Servet-i Fünunculara ve tecraatçilerin dillerini yabancılıklarından dolayı eleştiriyor değil mi arkadaşlar? Bunu da hatırlayalım. Ve olay tarzı hikayeler yazıyorlar. Maupassant tarzı, olay tarzı. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Sizlerle bu videoda arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde roman yazan yazarlardan Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Akı Gündüz, Müfide Ferit, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu işleyeceğiz. İlk yazarımız olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile başlıyoruz arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili 1920'de milli mücadeleyi yakından görmeleri için cepheye gönderilen yazarlardan olduğunu bilmemizi söylüyorum. Bilmemiz gerekiyor. Cepheye gönderilen yazarlarımızdan Yakup Kadri. Daha sonra arkadaşlar Yakup Kadri ile ilgili bir devir romanı, nehir romanı romanlarının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Romanlarının en büyük özelliği neymiş? Bir devir romanı, nehir romanıdır. Nehir roman neydi arkadaşlar? Birbirini takip eden romanlar serisiydi tamam. Eleştirel bir üslubu var Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun. Daha sonra arkadaşlar eserlerinde Doğu Batı eski yeni çatışmaları gibi konuları işliyor. Eserlerindeki olaylar ve kişiler gerçek. Ve şu maddeyi biliyoruz arkadaşlar. Hatta yıldız koyuyorum. Sanatçı Kiralık Konak'ta 3 neslin çatışmasını ve aile kurumunun yozlaşmasını, Sodom ve Gomorra'da mütarekele yıllarında toplumdan kopan belli bir kesimin olumsuzluklarını, hüküm gecesinde 2. Meşrutiyet yıllarındaki çekişme ve çatışmaları, yabanda aydın halk çatışmasını, Nurbaba'da yozlaşan tekke çevrelerini ve buralarda söz sahibi olan insanlardaki bozulmaları, Ankara ve Panorama'da ise Cumhuriyet'in gelişmesini ve siyasi çalkantıları anlatıyor. Ve özellikle bilmemiz gereken romanlar arkadaşlar. Kiralık Konak, Nurbaba, Sodom
ve Gomore, Yaban, Ankara, hep o şarkı. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve hatta Yakup Eltir'in ilk romanı Kiralık Konak'la başlıyoruz. Bakalım Kiralık Konak romanı neyi anlatıyor? Evet arkadaşlar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ilk romanı Kiralık Konak'la başlıyoruz. Yakup Kadri'nin Kiralık Konak romanı ilk romanı arkadaşlar. İlk yazdığı roman Kiralık Konak romanı. Burada biz 3 neslin çöküşünü göreceğiz. 3 nesli barındırıyor bu roman. Konusu baba, çocuklar, damat ve torunlar arasında geçen 3 kuşağın çatışmasını anlatacak bize roman. Burada romanda Naim Efendi var. Naim Efendi'nin kızı Sekine Hanım var. Damadı Servet Bey var. Torunu Seniha var. Damadı ve torunu alafranga yaşayan para düşkünü kişiler. Naim Efendi daha çok romanda eskiyi savunan kişi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Naim Efendi Abdülhamit döneminde emekli olmuş bir nazırdır. Torunları Cemil ve Seniha eski neslin yaşam tarzını beğenmedikleri ve küçük gördükleri için Naim Bey'in eleştirilerine maruz kalırlar. Seniha bir zaman sonra konaktan kaçar. Bu durumu Naim Efendi'ye bağlayan damadı Servet Bey eşini de alarak konaktan ayrılır. Daha sonra İstanbul'a geri dönen Seniha Avrupa'ya kaçmıştı kendisi. Babasının evine iner ve erkeklerle eğlencelere katılır. Naim Efendi'nin konağı kiraya verip kız kardeşinin yanına gitmeyi düşünse de konağı iç karartıcı buldukları, yani eski buldukları için kimse kiralamıyor arkadaşlar. Kiralık konakta 3 neslin çatışmasını anlatacak bize Yakup Kadri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu bize Nur Baba romanında ise Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük önem taşıyan tekkelerin toplum için zararlı bir hale dönüşmelerini ele alacak. Bize yani bu romanda Yakup Kadri tekkelerin toplum için zararlı bir hale dönüştüğünü anlatacak. Yakup Kadri'nin aynı zamanda en çok eleştirilen romanı arkadaşlar, eseri. En çok eleştirilen eseri Nur Baba. İlk romanı neydi? Kiralık Konak. Üç neslin çatışmasını anlatıyordu. Burada da tekkelerin zararlı bir hale dönüşmesini anlatacak. Yakup Kadri'nin diğer bir romanı olan Sodom ve Gomorra ile devam ediyoruz. Sodom ve Gomorra, Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'da yaşayan bir zümreyi ve bu zümreyi içindeki, yani bu topluluk içindeki insan ilişkilerini anlatarak ahlak ve toplum değerlerini anlatıyor ve sorguluyor arkadaşlar. Sodom, Gomorra de bize bunu anlatacak. Daha sonra Yakup Kadri'nin Yaban romanı ile devam ediyoruz. Yakup Kadri, Yaban romanında ise gençler bize Aydın Halk ya da Aydın köylü çatışmasını anlatır diyebiliriz. Aydın'ı devrin halkına yabancı ve işe yaramaz şekilde ele alır. Bu roman aslında bir aydının kendini ve diğer aydınları eleştirisidir arkadaşlar. Bakalım Yaban romanı konu olarak ne dedik? Aydın halk çatışmasını anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeden Ahmet Celal'in kendi emirinin köyüne gelerek Yunan ordusunun köyü işgal etmesine kadar geçen sürede köylülerle yaşadığı olaylar anlatılıyor. Roman kahramanlarımızdan kim var? Ahmet Celal var. İstanbullu genç bir subay. Birinci Dünya Savaşı'nda sağ kolunu kaybetmiş, okumuş biri. Mehmet Ali ise Ahmet Celal'in katıldığı savaştaki emir eridir. Salih Ağa ise köyün menfaatini her şeyin üstünde tutan zengin bir adam. Emine ise Ahmet Celal'in aşık olduğu kız, başkasıyla evlenir ve düşman köye girince kaçarak öldürülür. Evet, bu roman şöyle bir özetlersek arkadaşlar. Ahmet Celal yedek subay olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda sağ kolunu kaybetmiştir. 35 yaşına geldiğinde hayatın onun için bittiğini düşünürken emir eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne davet etmesiyle yeni bir yaşama merhaba der. Köyde herkes onu yaban olarak tanır ve düşman olarak görür. Köylünün savaşlar karşısındaki umursamaz ve korkak tavrı Ahmet Celal tarafından eleştirilir. Top seslerini duyan köylüler
düşmanların yaklaşması anında bile bir acizlik sergilemektedirler. Ahmet Celal, köyde Emine adlı bir kıza duygusal yakınlık besler ve duygularının yeniden dirildiğini düşünür. Emine başkasıyla evlendirilir. Yunan ordusunun köyü işgali sırasında Ahmet Celal, Emine ile köyden kaçmak ister. Ancak Emine kendisini hedef alan kurşunlar nedeniyle ağır yaralanmıştır. Bunun üzerine Ahmet Celal onu köyde bırakarak bilinmeyen bir yola doğru ilerler. Diyor Raban romanında Yakup Kadri. Evet, bir sonraki romanımızla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara romanında ise Savaş Ankara'sı, Cumhuriyet Ankara'sı ile 10 yıl sonrası Ankara'sı hakkında hayallerini Ankara adlı romanında yazıyor. Ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun arkadaşlar son romanı olan Hep O Şarkı'ya geldiğimizde ise ne diyoruz? Yakup Kadri'nin son romanı. Hep O Şarkı. İlk romanı neydi? Kiralık Konak. Son romanı neymiş? Hep O Şarkı. Roman karakterlerinden Münir'e kendi hayatını anlattığı bir kitap yazmaktadır. Ve aslında bu kitap Hep O Şarkı'dır. Roman karakterlerinden Münir'e var. Bir kitap yazıyor ve aslında o yazdığı kitap Hep O Şarkı arkadaşlar. Evet gençler, Yakup Kadri'nin şöyle bir romanları tekrar edecek olursak, Kiralık Konak'ta ne dedik? Üç neslin çatışmasını anlatıyor dedik. Naim Efendi var, Seniha var, Sekine Hanım var, Serbest Bey vardı değil mi? Aynı zamanda Kiralık Konak Yakup Kadri'nin ilk romanıydı. Nur Baba romanında ise ne yapıyordu? Yakup Kadri tekkelerin toplum için zararlı olduğunu eleştiriyordu. Sodom ve Gomera'da ise bir İstanbul'da yaşayan bir zümreyi ve bu zümre içindeki insan ilişkilerini anlatıyordu. Daha sonra Yaban romanında ise Aydın halk çatışmasını anlatacak bize. Kimler var? Ahmet Celal var, Emine var, Taliha var. Ankara romanında ise Savaş Ankara'sı, Cumhuriyet Ankara'sı ile 10 yıl sonrası Ankara'sı arasındaki hayallerini anlatıyordu. Hep O Şarkı'da ise roman karakterlerinden Münire'nin kendi hayatını anlattığı bir roman yazıyor. Ve aslında o yazdığı roman neydi? Hep O Şarkı. Aynı zamanda Yakup Kadri'nin son romanı diyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki yazarımız Halide Edip Adıvar'la devam ediyoruz. Evet gençler, Halide Edip'le ilgili ne bilmemiz gerekiyor? İlk eserlerinde kadın psikolojisi üzerine duruyor arkadaşlar. Kadın psikolojisi üzerine duruyor kendisi. İlk eserlerinde kadın psikolojisi üzerine duruyor. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgalinden sonra düzenlenen Fatih, Üsküdar ve Sultanahmet mitinglerinde konuşmacı olarak tanıtılmış ve ardından binleri, on binleri sürüklemiş demiştik. Bakın bu önemli. Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk aydın kadınımız kendisi. Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk aydın kadınımız. Romanlarında idealize edilmiş mücadeleci ve aydın kadın tiplerini ele alıyor dedik. Bütün romanlarında kadın kahramanlar canlı ve güçlü çizilmiştir dedik. Eserlerinde cümle yapısı bakımından yer yer hatalar görüyor. Onun için ne dedik? Önemli olan içerik demiştik değil mi? Anlatım çok önemli değil. Önemli olan onun için içerikte. Ve Handan romanı ne tarzda düzenlenmişti arkadaşlar? Hatıra defteri tarzında. Bu madde de bizim için çok önemli. Handan romanı hatıra defteri tarzında düzenlenmişti. Yazarın eserleri konuları bakımından üç şekildeydi. Kadın, daha çok kadın meseleleri ele alan, eğitilmiş kadının cemiyetteki yerini arayan eserlerinden. Önemli olan neydi? Heyula, Seviye Talip, Yeni Turan ve Handan. Milli Edebiyat dönemini anlatan eserlerinden de Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Burun Kahpeye önemli eserleri. Kişileri içinde bulundukları geniş toplumla birlikte ele alan cemiyet romanlarından da Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır önemli olanlar arkadaşlar. Ama en önemlisi ne? Sinekli Bakkal, Milli Mücadele'yi anlatandan da Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye, Kalp Ağrısı, Kadını Anlatan'dan da Yeni Turan ve Handan'ı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar.
yapmışlar. Evet gençler, Hayri Edip'in romanlarıyla devam ediyorduk. Hayri Edip'in Heyula romanı daha çok kadın meselelerini ele aldığı romanlardan ilki. Daha sonra karşımıza Seviye Talip çıkıyor. Bu da Hayri Edip'in kadın meselelerini ele aldığı romanlarından biri. Daha sonra kadın meselelerini yine ele aldığı romanlardan Yeni Turan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yeni Turan romanında Hayri Edip Osmanlı'nın yıkılış aşamasındaki zamanlarında demokratikleşme, normalleşme çabası gösterirken iktidar mücadeleleri içinde iki siyasi partinin birbirleriyle olan çekişmeleri işlenmiştir. İdeolojilerin ve dönemin eğitim anlayışının kadınlara yönelik tarafını ele alması, işlemesi nedeniyle de önemli bir roman. Roman karakterleri olarak karşımıza Hamdi Paşa çıkacak, Oğuz çıkacak, Samiye ve Asım çıkıyor. Dönemin iki siyasi partisi Yeni Osmanlılar ve Yeni Turan. Dönemin iki siyasi partisi var arkadaşlar. Bunlardan biri Yeni Osmanlılar, diğeri ise Yeni Turan. Turan Partisi'nin lideri Oğuz Bey'dir. İki partide fikir ayrılıkları olsa da devletin bekası için çaba göstermektedirler. Yeni Turan yönetiminde Türklerin söz sahibi olmasını, Yeni Osmanlı ise Osmanlı'yı oluşturan tüm tebaanın söz sahibi olmasını istemektedir. Yeni Turan Partisi kadınların desteğini almak için Cuma günleri faaliyet gösteren Cuma okullarını açmıştır. Mahalle camilerinin yanında küçük odalarla açılan bu okullarda kadınlara eğitim verilmektedir. Kaya adını kullanan Samiye burada ders veren öğretmenlerden biridir. Oğuz Bey ile Kaya'nın geçmişten kalan gönül meseleleri vardır. Yeni Osmanlılar Partisi'nin başkanı Hamdi Paşa ise Oğuz'u hapsettirir ve Oğuz Bey'in tutuklanmasının kaldırılması karşılığında Kaya'ya kendisiyle evlenmesini teklif eder. Kaya davası uğruna bunu kabul eder ve daha sonra da hastalanır. Oğuz Bey ise sonraları vurulur, Kaya ise Lütfü Bey'in bunu yaptırdığını düşünerek evi terk ediyor arkadaşlar. Yeni Turan romanı bize bunu anlatıyor. Handan romanı ise mektuplarla oluşturulmuş bir roman. Yani hatıra defteri tarzında bir roman arkadaşlar. Handan adlı güzel bir bayanın çileli yaşamı ve duygusal yıkılganlıkları romanın konusunu oluşturuyor. Romanda Handan var, Refik Cemal var, Neriman var ve Hüsnü Paşa var. Refik Cemal, Neriman ile evlilik hazırlıkları yapan. Neriman, Cemal Bey'in baldızıdır. Alafranga bir çocukluk geçirmiştir. Ailenin Handan adında romanımızın kahramanı olan kızları vardır. Neriman'la kardeş gibi olan kahramanımız, sevilen bir kızdır. Roman kahramanımız gençliğinde Nazım adlı sosyalist biri sevmiş ama Hüsnü Paşa ile evlenmiştir. Nazım'ın ideallerini her şeyin üstünde tutacağını düşünen kahramanımız onun evlenme teklifini kabul etmemiştir. Nazım ise kendini asmış ve kahramanımızı suçlu gösteren bir mektup bırakmıştır. Vicdan azabı çeken kahramanımız Hüsnü Paşa'yı sevmemektedir. Hüsnü Paşa da sürekli kendisini aldatmaktadır. 3 aylık bir ayrılık yaşadıklarında Hüsnü Paşa'nın gönderdiği mektuplarla yıkıma uğrayan Handan hafızasını kaybeder. Neriman hamile olduğu için onun kocası Refik Cemal Handan'ın yanından ayrılmaz. Handan Refik Cemal'e aşık olur, Refik Cemal de kendisine. Ancak hafızası yerine geldiğinde Neriman'ın kocasına aşık olduğunu anlayınca üzüntüsünden vefat ediyor arkadaşlar. Evet gençler. Hayri Edip'in Milli Mücadele dönemini anlatan romanlarından iki olan Ateşten Gömlek'le devam ediyoruz. Ateşten Gömlek, edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılan ilk roman arkadaşlar. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılan ilk roman neymiş? Ateşten Gömlek. Kurtuluş Savaşı sırasında verilen milli mücadele ruhunu anlatıyor. Milli mücadele ruhu esnasında yaşanan aşkları ve bu ilişkilerin adeta bir ateşten gömlek oluşunu işlemiştir. Eser kahramanlarından Peyami'nin ana defteri gibidir. Romanın anlatıcısı, romanın kahramanlarından biri olan Peyami'dir arkadaşlar. Romanda karşımıza kimler çıkacak? Ayşe, Cemal, Peyami, Binbaşı İhsan, Kezban, Mehmet Çavuş
karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ateşten Gömlek romanını şöyle bir özetlersek, İzmir işgalinde Yunanlılar tarafından Ayşe'nin kocası ve çocukları öldürülür. Olaydan yaralı kurtulan Ayşe, İstanbul'daki ağabeyinin yanına gider. O zamanlar İstanbul'da verilen milli mücadele mitingleri üzerine Ayşe, Cemal, Peyami, İhsan Anadolu'ya gider ve Kuvayi Milliye'ye katılır. Ayşe gönüllü hemşirelik yapar, hasta bakıcılık yapar. Bu esnada İhsan ve Peyami Ayşe'ye içten içe aşık olmaya başlarlar. Aşk üçgeni oluşur, Ateşten Gömlek o zaman kendini göstermeye başlar. Cemal tarafından Ayşe genç ve bekarken Peyami ile evlendirilmesi düşünülmüş, fakat Peyami Ayşe'yi beğenmeyip onu kırdığı için Ayşe Peyami'yi kafasından silmiştir. Asla Peyami ile evlenmez. İhsan ise ailesi tarafından bir akraba kızı ile evlendirilmeye çalışılır. İhsan Ayşe'ye aşık olduğu için kabul etmez. Akraba kızı ile vedalaşırken durumu izah eder ve kıza küçük bir öpücük kondurur. Öpücüğü uzaktan gören Ayşe için İhsan da kafasında bitmiş ve İhsan ile de evlenemez. Ayşe için geride kalan tek şey milli mücadeledir. Kezban ise ana ve babası Yunanlılar tarafından öldürülmüştür. İhsan'a aşık olduğu için milli mücadeleye katılır. İhsan ona asla karşılık vermez. Çünkü Ayşe'ye aşıktır. Bu yüzden Kezban sürekli Ayşe'yi kıskanır. Mehmet Çavuş ise Kezban'a aşıktır ve onu kaçırır. Kezban'ın İhsan aşkını kabullenemeyip onu serbest bırakır ve bir isyan ayaklanmasında İhsan tarafından asılır. Taarruz devam ederken İhsan vurulur ve Peyami'nin kollarında şehit düşer. Haber üzerine Ayşe cepheye giderken mermi parçaları isabet eder ve ölür. Aynı savaşta Cemal de ölür. Peyami'nin kafasına kurşun isabet eder ve hastaneye kaldırılır. Doktorlar kurşunu çıkarınca Peyami de vefat eder. Ateşten Gömlek romanı Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken aynı zamanda bunun dönemde yaşanan aşkı da anlatıyor arkadaşlar. Milli mücadele dönemini anlatan eserlerden biri de Kalp Ağrısı. Kalp Ağrısı eseri Halide Edip'in tanınmış en duygusal romanı arkadaşlar. Bu roman iki yakın kız arkadaşın aynı adama aşık oluşu ve arkadaşı için bundan vazgeçişini anlatıyor. Roman kahramanı Zeynep Zeyno ağzından anlatılıyor. Zeyno kendi hikayesini anlatırken eser başlar ve Zeyno bu hikayesine Kalp Ağrısı diyor. Ne dedik? Halide Edip'in tanınmış en duygusal romanlarından dedik. Aşk temalı roman aşk üçgenleriyle de doludur. Zeyno kültürlü eğitimli bir kızdır. En yakın arkadaşı Azize'dir. Zeyno Hasan'a aşık olur. Fakat Azize canına kıyacak kadar Hasan ile evlenmek ister. Zeyno bu aşktan vazgeçer arkadaşlar. İki arkadaş bir kişiye, aynı kişiye yani Hasan'a aşık oluyor. Azize de Zeyno da Hasan'a aşık oluyor. Ama Zeyno arkadaşı için Hasan'dan vazgeçiyor. Halide Edip'in yine milli mücadele dönemini anlatan romanlarından diğeri Burun Kahveye. Neydi? Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı ve üçüncüsü ne? Burun Kahveye. Roman bir öğretmen gözüyle Kurtuluş Savaşı'nı anlatması açısından önemli. Aliye adlı idealist bir öğretmenin Yunanlılara ve onların işbirlikçilerine karşı verdiği mücadeleler ve hazin ölümü romanın konusudur. Eserde kimler çıkacak? İdealist öğretmen Ali'ye karşımıza çıkacak. Hoca Fettah çıkacak, köyün imamı ve Tosun Bey. Yunanlılara karşı savaşan bir şahıs. Ali'ye çocuklara ders vermek için köye gelmiştir. Burada Ali Rıza Efendi'nin evinde kalacaktır. Ali Rıza Efendi ile karısı yıllar önce kaybettikleri kızlarıyla aynı yaşta olduğu için Ali'yi çok sevip sahiplenmişlerdir. Yunan işgali de yaklaşmaktadır. Köyün önde gelenlerinden bazıları çıkarları için düşmana yardım etmektedirler. Köyde bulunan İmam Fettah, Aliye'ye sahip olmak için düşmanla işbirliği yapmıştır. Tosun Bey ise düşmanın gidişatını yavaşlatmak için elinden geleni yapar. Yunanlılar köye girdiğinde Fettah Hoca canla başla Yunanlılar için çalışır. Öğretmen Aliye ise köydeki çocuklara vatanseverliği aşılamaktadır. Yunanlılar köydeyken Ali Rıza Bey'i tutuklamışlardır. Aliye ise onu kurtarmaya karargaha gittiğinde Yunan komutanının uygunsuz teklifiyle karşılaşmıştır.
Hoca Fettah ise düşmanın işbirlikçileriyle beraber köylüyü galeyana getirerek Aliye'ye karşı tavır alır. Hainlere karşı tek başına mücadele eden Aliye bu kişiler tarafından öldürülmüştür. Hain ve Edip'in kişileri içinde bulundukları geniş toplumla birlikte ele alan cemiyet romanlarından biri olan Sinekli Bakkala. Sinekli Bakkal'da Hayri Edip Doğu ile Batı karşılaştırılmasını yaptığı başarılı bir eser. Rabia adlı genç bir kızın Mevlevi dervişi Vehbi Dede ile İtalyan müzisyen Pregrini'den ders alması ve Doğu Batı karşılaştırması yaparak Pregrini ile evlenmesine giden yolu anlatıyor Hayri Edip. Kimler var bu romanda? Rabia var, Vehbi Dede var, Mevlevi Şeyhi, Pregrini var, İtalyan asıllı piyano hacası. Mahalle imamının kızı Emine, orta oyuncu olan ve Zenne kılığına girdiğinden dolayı Kız Tevfik adıyla anılmaya başlayan Tevfik adlı bir gençle evlenir. İmam kızının bu adamla evlenmesine razı değildir. Tevfik İstanbul'da ünlü bir sanatçı olur. Tevfik'in Zenne olarak kendi taklidini yaptığını gören Emine, evi terk eder ve babasının yanına döner. Emine'nin taklidini yaptığı için Tevfik de İstanbul'dan sürülür. Bu evlilikten Rabia adlı bir kızları olmuştur. İmam torunu Rabia'yı küçük yaştan itibaren kendi terbiyesine göre yetiştirilir ve küçük yaşta onu hafız yapar. Sesi çok güzel olan Rabia, Mevlevi dervişi Vehbi Dede'den de İtalyan asıllı müzisyen Pregrini'den de özel dersler alır. Rabia roman boyunca bu iki isim üstünden Doğu ile Batı karşılaştırması yapar. Vehbi Dede'nin her yönüyle üstün olduğunu düşünür. Romanın sonunda Pregrini'nin beslediği aşka cevap veren Rabia onunla evlenir, Pregrini Müslüman olur ve Rabia ile Sinekli Bakkal'da yaşar. Sinekli Bakkal ise arkadaşlar olayların 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'da Aksaray semtinin Sinekli Bakkal mahallesinde geçmesinden dolayı roman Sinekli Bakkal ismini almıştır. Bu videomuzda bu kadar işleyeceğimiz konular. Bir sonraki videomuzda Reşet Nuri Güntekin, Refik Halit Karar ve Akıl Gündüz ile devam edeceğiz arkadaşlar.